Ben Zeynep Yavuz. Son zamanlarda YouTube'a yüklediğim içerikleri siz de fark etmiş olmalısınız. 3D tasarım ve modelleme üzerine oldukça yoğun bir şekilde uğraşmaktayım. Bu da bana şöyle bir fikir sundu. Yani dedim ki ben bu tasarımları yapıyorum ama neden uygulamalar ve tasarımları yaparken sizlerle bunu paylaşmıyorum ya da bir ders içeriği oluşturmuyorum. Bu nedenle aklıma gelen bu güzel fikir hocamın verdiği ödevlere dayanarak sizleri YouTube içerisinde bulabileceğiniz güzel bir Tinkercad dersi hazırlamaya karar verdim. Bu dersin ilk 3 videosunda sizlere 3D tasarım ve modellemenin ne olduğundan, Tinkercad'in nasıl bir program olduğundan, nasıl çalıştığından ve Tinkercad'e nasıl üye olabileceğinizden bahsedeceğim. Oradan sonra da birlikte uygulamalar yaparak en baştan sona kadar kendimizi geliştirebildiğimiz kadar 3D tasarımlarda ilerleyeceğiz hep birlikte. Gelin bu derste sizlerle birlikte hemen bir öğrenelim. 3D tasarım ve modelleme neymiş bakalım. 3D tasarım ve modelleme. Nedir bu 3D? 3D modelleme nedir? 3D modellemenin ne olduğuna geçmeden önce bir modellemenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Modelleme bir cismin 3 boyutlu şekilde bütün yüzeylerinin matematiksel olarak ifade edilmesini denir. En basitten bir kalemimizin olduğunu düşünün. Bu kalemi modelleyeceğimiz zaman belirli uzunluğuna, kenarlarına ya da ne bileyim burada gördüğünüz gibi yarı çapına ya da çapına ihtiyacımız var. 3D modelleme ise canlı veya cansız bir objenin görüntülenmesi, tasarlanması, baştan yapılması veya düzenlenmesi için bilgisayar programları kullanılarak oluşturulan modellemelerdir. 3D model, 3D yazıcılarla baskı teknolojileri kullanarak fiziksel bir objeye dönüştürülebilir. Otomatik ve manuel yapılabilir. Şu an elimde gördüğünüz bir baskı makinesinden çıkmış model. Peki ya 3D tasarım nedir? 3D tasarım, bir ihtiyaca, kullanım alanına, mühendislik hesaplamalarına göre önce kağıt üzerinde belirlenen parçaların bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Bu da şu şekilde. Biz ne dedik? 3D modellemede bilgisayar ortamında modelin canlandırılması dedik. Bir modeli canlandırabilmek için bir 3D tasarıma ihtiyacımız var. Tasarım yapıp ondan sonra 3D modellemeyle bunu canlandırıyoruz. 3D modelleme nerelerde kullanılır? Günlük hayatta ve iletişim alanında, reklam ve tanıtımlarda, mimari yapılarda, oyunlarda, medikal sektörlerde, hemen hemen her bir sektörde bunların nasıl kullanıldığını az çok biliyoruz aslında. Günlük hayatımızda kullandığımız biblo ve mankenler var, takılarımız var. İletişim alanlarında telefon kılıflarından tutun da küçük ufak tefek eksik parçaları basılmasıyla tekrardan üretebileceğimiz parçalar mevcut. Reklam ve tanıtımlarda daha çok dijital modeller kullanılıyor. Bu dijital modelleri işte bazen bir reklamda tavşan olarak görüyoruz. Bazen bir tanıtımda dönen bir ekran olarak görüyoruz. Bazen çok dikkat çekici ürünler oluşturabiliyor. Mimari yapılarda bir önceki slide'da gösterdiğimiz ev tasarımı. Hatta mimarların çok fazla böyle resim çizdiğini görüyoruz değil mi? Resimden ziyade bunu bir 3 boyutlu model olarak tasarladıkları zaman her türlü ayrıntıyı sadece mimarların değil, oradan geçen herhangi bir insanı algılayabilecek bir şekilde yapıyorlar. Oyunlarda çok sık kullanılıyor. Yani hemen hemen bütün oyun karakterlerini 3D modelleme kullanılıyor. Hayal edin yani böyle aklınıza getirin hepsinde var. Medikal sektörlerde ise protez kollar, bacaklar yapılabiliyor. Hatta dokuların bile 3D modellemeyle tekrardan oluşturduğuna dair çok fazla geniş bir alanı var. Bunları da araştırıp öğrenebilirsiniz. Ben sadece yüzdesi olarak size söylemek istedim. Modelleme programları ise Tinkercad, SketchUp, Vectory, MetaControl, Fusion 360, Blender. Bunların en önemli olan Tinkercad. Zaten dersin başına da size söylediğim gibi biz bu programı kullanarak 3D tasarım ve modellemeler oluşturacağız. Sağ taraftaki ekranda gördüğümüz güzel bir daha önce 3D tasarım tecrübeniz olmasa bile Tinkercad ile ister bir öğrenci olun, ister bir yetişkin, ister çocuk olun, kaç yaşınızda olursanız olun 7'den 70'e, bakın altını çiziyorum, 7'den 70'e her yaş grubunun profesyonelce 3D tasarım ve modelleme yapabilmesine olanak sağlıyor Tinkercad. Tinkercad'in bir diğer avantajı da yapabildiğimiz her şeyi kaydedip daha sonradan Autodesk'in diğer bir programı olan Fusion 360'ta bu tasarımları geliştirebiliyoruz. Bunu daha sonraki derslerimize daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Eğer talep gelirse Fusion 360 dersi de vermeyi düşünüyorum. Vakit kaybetmeden bir sonraki videoya tıklayın ve Tinkercad hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olalım.